Yerin katmanları ile ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Volkanizma ile mantodaki maddelerin bir kısmı yeryüzüne çıkar doğru. Yani magmanın merkezi arkadaşlar mantodur. Yeri oluşturan katmanlar içinde en ince olan katman yer kabuğudur. Yani üzerinde yaşadığımız yerdir doğru. Yer kabuğundan itibaren derinlere doğru gidildikçe sıcaklık artar ve yaklaşık olarak her 33 metre sıcaklığımız 1 santigrat derece artar. Bu durumda verilen öncüllerimizin üçü de doğru. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Volkanik faaliyetler okyanusun tabanlarında yoğunlaşmıştır. Çünkü niye okyanus tabanında yoğunlaşıyor arkadaşlar? Şöyle bir durum var. Siyal dediğimiz bir kısım var. Şöyle bir şey var. Siyal karalarda çok kalın ama denizlerin bulunduğu alanlarda ise burada biraz daha incedir. Yani bu durumda siyalin ince olmasına kaynaklanıyor. Magmanın yoğunluğunun okyanus tabanlarında fazla olması demiş B seçeneği değil. İşte C seçeneğine baktığımızda Siyal okyanus tabanında daha incedir. Bu yüzden de e, okyanus veya deniz tabanlarında volkanik faaliyetler daha fazla görülür. Dünyadaki taş kömürün dağılışına bakıldığında başlıca Bulunduğu ülkeler Almanya, ABD, Çin ve Rusya'dır. Buna göre bu ülkelerde taş gömür yatağının fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Demek ki burada paleozoit dediğimiz birinci jeolojik zamanda oluşmuş araziler geniş yer tutar. Maden çeşitinin fazla olması, sanayileşme bunun sonucudur. Ülkelerin gelişmesine taş kömür yataklarının payının fazla olması, maden kömürü olduğu için fazla. Bize niye çok olduğunu soruyor. Birinci zaman arazisinin sahip olmasıyla yani birinci jeolojik zaman ya da diğer adıyla paleozoyin geniş yer tutmasıyla açıklanır cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen olaylardan hangileri arasındaki zaman farkı daha fazladır? Biraz bilgi gerektiren bir soru. <laughs> i̇lk kıta çekirdeklerinin oluşması arkadaşlar bu ne zaman? Dünyanın ilk oluşmaya başladığı zaman, prekambriyen dediğimiz dönem. Birinci jeolojik zaman dediğimiz Paleozoik'ten bile önceki dönem. Taş gömürü yataklarının oluşması arkadaşlar Paleozoik dediğimiz zaman yani birinci jeolojik zaman. Egeit karasının çökmesi arkadaşlar kuaterner dediğimiz dördüncü jeolojik zaman. Dinozorların yaşaması mezozoik dediğimiz zaman yani ikinci jeolojik zaman. Bunlar içerisinde en eski olan prekambriyen yani bir. En yeni olan ise egeit karasının çökmesidir. Bunlar arasındaki yaş farkı en fazladır. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 B seçeneği olacaktır. Yerin iç yapısı ve özellikleri ile ilgili araştırma yapan bir kişinin aşağıdakilerden hangisinden yararlanmasına gerek yoktur. Yerin içi ile ilgili arkadaşlar volkanizmadan faydalanacak tabii ki. Volkanizma ile yeryüzüne çıkan kayaçlardan. Tektonik depremler sırasında kaynaklanan dalgalardan yerin içinden geldiği için büyük iklim tiplerinin dağılışı yeryüzü ile alakalı buradan faydalanamaz arkadaşlar. Yer altından çıkan sıcak sular ve İnsanların yaptığı yerin merkezine doğru sondajlarla. Biz insan olarak sondaj yaparak yerin içini biliyoruz. Ya da yeryüzü bize geliyor. Yerin içi bize geliyor daha doğrusu. İşte volkanizmayla, depremle, sıcak suyla o bilgilerden faydalanarak yerin iç yapısı hakkında yorum yapıyoruz arkadaşlar. Yerin merkezinde bulunan çekirdek için yukarıda verilen özelliklerden hangileri söylenebilir? Yapısında yoğunlukla nikel ve demir oranı fazladır. Doğru. Sıcaklığının 5000 santigrat derecenin üzerinde olduğu tahmin edilir. Yani aşırı sıcaktır. Doğru. Yerin manyetik kaynağını oluşturur demiş. Yani yerin merkezini oluşturur. Bu da doğru. Yerin manyetiğinin en önemli özelliği çekirdeğin bulunması. Bu durumda cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen olayların ilk oluşundan günümüze doğru sıralanışı hangisine doğru olarak verilmiştir? Buzul çağların oluşması 4. jeolojik zaman dediğimiz Kuaterner. Ben bu şekilde sayıları da veriyorum ki sıralaması kolay olsun diye. İlk kıta çekirdeklerinin oluşması bunda birinci zaman bile diyemiyoruz arkadaşlar. Prekambriyen dediğimiz ilk dönem arkadaşlar. Dinozorların ortaya çıkması ikinci jeolojik zaman Şöyle yapalım. İkinci jeolojik zaman yani Mesozoik dediğimiz dönem. Bu durumda baktığımızda ee, ilk oluşundan günümüze doğru yani önce burası olacak bir sonra iki ve şu şekilde sıralanacak. Cevabımıza baktığımız zaman o zaman arkadaşlar hemen bakıyoruz. 2 3 1 olacak yani D seçeneği doğru cevaptır. Ülkemizde üçüncü jeolojik zamanda oluşan arazi daha fazladır. Aşağıdaki hangisi bu dönemde gerçekleşen oluşumlardan biri değildir. Yani üçüncü jeolojik zaman dediğimiz ters yerde oluşmamıştır. Ege'deki, kıyı Ege'deki Hors ve Grabenler ters yerde oluşmuştur. Doğru. Bunlar içerisinde işte Kaz, Madra, Boz, Aydın, Menteşe gibi dağlar. Karadeniz ve Akdeniz'in birbirine bağlanması bu arkadaşlar daha çok kuaterner dediğimiz dönemde yaşanan bir durum. Dördüncü jeolojik zaman diyoruz. Tuz belingi, tersiyer, toroslar ve Kuzey Anadolu fay sistemlerinin oluşması bunlar tamamen üçüncü jeolojik zaman yani tersiyerde oluşmuştur. Bu durumda cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin oluşumu aynı jeolojik devirde meydana gelmiştir? Herseniyen ve Kalodoniyen kıvrımlarının oluşması arkadaşlar Paleozoik dediğimiz dönemde Alp Himalaya dağ sistemlerinin Türkiye'nin içinde bulunduğu Torosların Kuzey Anadolu dağlarının içinde bulunduğu sistem tersi yerde oluşmuştur. Linyit yataklarının oluşması Linyit'in bir kömür olduğunu unutmayın arkadaşlar tersi yerde oluşmuştur. Akarsuların Delta'lar oluşturması ise kuaterner yani içinde yaşadığımız dönemde olmuştur. Aynı dönemde oluştu dediğine göre cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Ülkemizde çıkarılan linyit ve taş kömürü termik santrallerde kullanılarak enerji üretilmektedir. Enerji üretiminde kullanılan bu kaynakların Türkiye'de yer alması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? E, linyit varsa üçüncü zaman arazisinin olduğu, taş kömürü varsa birinci zaman arazisi olduğunu gösterir. Yani Türkiye'de farklı jeolojik zamanlarda yer şekillerinin oluştuğu anlamına gelir. Enerjiye ihtiyaç tabii ki vardır ama bunu buradan çıkarmak zor. Ülkemiz elektrik üretimi en fazla linyit ve taş kömüründen yapılır. Tam yorumlayamam diğerlerini bilmiyorum. Enerji üretiminde dışa bağımlılık azaltılmaya çalışmaktadır. Tam emin değiliz burada da. Türkiye'de maden çeşitlerinin fazla olması işte bu yorumu yapabilirim. Neden? Hem linit var hem de taş gömürü. Yer şekilleri engebeli bu yerin içini gösterir. Yer şekillerini göstermez. Yukarıda verilen özellikler hangi jeolojik zamanda oluşmuştur? Jeo büyük tortulanmalar olması, Sanki mezozoik gibi ama bilemedim dersek diğerine bakalım. Kıtalar La Lavrasya ve Gondwana olmak üzere iki büyük parça ayrılmış. Bu da mezozoyu gösterir ve dinozorların ilk memelilerin, ilk kuşların ve memelilerin yaşadığı dönem mezozoiktir. Aslında mezozoiğin en önemli özelliği arkadaşlar kıtalar Önce Paleozoik'te tek parçaydı. Bu dönemde ikiye ayrılıyor. Lavrasya ve Gondwana olarak ikiye ayrılıyor. Ve bu dönemin en önemli özelliği günümüzde bulunmayan dinozorların yaşadığı dönemdir. Yani cevabımız bu durumda C. Mezozoik olacaktır. Yerin yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki de hangisi söylenemez. Derinlik arttıkça tabakaların yoğunluğu ve sıcaklığı artar ve bu yüzden en yoğun ve en sıcak olan iç çekirdektir. Siyal dağların altında kalındır. Yani yer kabuğunun kıtasal olan kabuğu doğru. Siyal tabakası simadan daha az yoğunluğa sahiptir. Daha az yoğunluğa sahip olduğu için en üstte bulunur. Sima okyanus tabanlarında daha incedir demiş. Evet biraz zor olmuş. Son soru kırmızı sorular arkadaşlar biraz zor olacak tabii ki bu. Sima değil, sial okyanus tabanında daha incedir. Mantonun yoğunluğu çekirdekten daha azdır çünkü en merkezde olan çekirdektir ve en yoğun olan çekirdektir.